Merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti'nin Senato'da çoğunluğu ele almasıyla oluşan harcamaların artacağı beklentisi beraberinde hazine tahvil getirilerinin yükselişini getirdi. Bu durum altın fiyatlarında yaşanan düşüşün nedeni oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvil faizlerinin artmasının yanı sıra dolar endeksinde yaşanan toparlanmanın etkisi de altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün bir diğer nedeni. Altının ons fiyatı 1850 dolar seviyesinin altına inerken gram altının fiyatı ise 438 liraya kadar geriledi. Açılış saatinde 1914 seviyesinden başlayan ons altın gün içinde en yüksek 1918 seviyesine çıkabildi. 1828 dolar seviyesine kadar gerilen altının fiyatı daha sonra 1848 dolar seviyesine çıktı. Açılışa göre %3,5'luk bir değer kaybına uğrayan ons altına bağlı olarak yurt içinde gram altının fiyatı da 438 liraya kadar indi. Uzmanlar tarafından yapılan yorumlarda ise ons altın tarafında sert hareketlerin yaşanır olmasının kesin bir nedeni olmadığı, yaşanan hareketlerin daha çok teknik olarak yorumlanması gerektiği aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato seçimlerinin oluşturduğu belirsizliğin ortadan kalkmasıyla beraber beklentilerin gerçekleşmiş olması nedeniyle dolar endeksinde yaşanan bir miktar toparlanmanın altın fiyatlarında oluşan geri çekilmeyi tetiklediği, ancak yaşanan bu toparlanmanın yükselen altın fiyatlarına yaptığı baskının beraberinde yatırımcılar üzerinde satış baskısı oluşturabileceği değerlendirmesi yapıldı. Troy Kıymetli Maden Ticareti tarafından hazırlanan Kıymetli Madenler raporunda ise altın fiyatları ile ilgili şu değerlendirme yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde Demokratların son eyaleti de almalarının ardından Demokratların zaferi kesinleşmiş oldu. Aynı zamanda önceki gün Trump destekçilerinin Senato binasını basmasının ardından olay kısa süre içerisinde kontrol altına alınmıştı. Piyasaların ise bu olaya tepkisi kısıtlı olurken altın ise yoluna durmaksızın satıcılı bir şekilde devam etti. Diğer taraftan kripto para piyasasındaki hareketlilik artmaya devam ederken Bitcoin'in altından rol çaldığı ise piyasalarda tartışılan bir konu haline gelmiş durumda. Bu durumun en güzel örneği dünyanın en değerli kripto para birimi olan Bitcoin'in 41 bin dolar seviyesini aşarak yeni rekor seviyesini görmesi elbette. 2021 yılının ilk haftasında yaklaşık %40 değer kazanan Bitcoin'in yükselişin arkasında kurumsal yatırımcıların artan ilgisi olduğu öne sürülüyor. CNBC'nin kıdemli analisti Jim Cramer ise her şeyin artık kripto para olacağını ve Bitcoin'in altına harika bir alternatif olduğunu vurguluyor. Jim Cramer artık paraların kripto para piyasasına girdiğini, çünkü altının baskı altında olabileceğini belirtiyor. Altın, uzmanlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden kaos nedeniyle artık riskli bir yatırım aracı. Aslında bu durum biraz şaşırtıcı. Çünkü geleneksel güvenli yatırım aracı altının daha önce kaostan beslendiğini görmüştük. Örneğin bir yıl önce altın, Ocak 2020'nin başlarında İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir askeri çalışma sırasında yükselişe geçmişti. Analistlere göre asıl suçlu, yükselen hazine getiriyle birlikte güçlenen ABD doları. Bakalım altın piyasasında yaşanan bu dalgalanma daha ne kadar sürecek? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.